El-Gavamisu, sözlükler, lügatlar. Kavamis, kamusun çoğuludur. Burada tekili yazıyor. Kamus. Kamus. Bunun çoğulu kavamis. Sözlükler demek. Hine tesme'u ev tekra'u kelamen fi lügatikel ummi. Ev fi lügatin ecnebiyyetin kad tugabilu. Kelimatin la tefhemu ma'naha. Ev la ta'rifu şekle hurufiha. Fi hâzihil hâleti setebhafu anil kelimeti fil gamusi. Gamus burada da var. Tekili burada da yazıyor. Duyduğun zaman demek. Hine tesme'u duyduğun zaman. Hine zaman. Bu isimdir. Bundan sonra fiil gelebiliyor yani. Ev tekra'u ya da okuduğun zaman veya okuduğun zaman kelamen bir söz. Nerede? Fi lugatike kendi dilinde. El-um. Nasıl lugat? El-um. Ana dil. El-um kelimesi lugatın sıfatı burada. Ana dilinde. Ev veya fi lugatin ecnebiyetin yabancı bir dilde. Ecnebiye yabancı demek. Ecnebi. Evet, buraya kadar hıynenin cümlesi. Bu şart gibi düşünelim hıyneyi burada. Hıynema gibi yani. Evet, burada diyor ki kendi ana dilinde veya yabancı bir dilde bir kelime, bir kelam, bir söz dinlediğin veya okuduğun zaman. Hıyneden sonra fiil-i muzari geldi. Hıynema da deniyor buna. Hıynema da olabilir. Şimdi hıynenin cevabı geliyor. Kad tugabilu, karşılaşabilirsin. Buradaki kad fiil-i muzari'nin önüne geldiği zaman çoğunlukla ihtimal bildirir. Ama ben eskiden şey diyordum buna, her zaman ihtimal bildirir diyordum. Hayır. Kesinlik bildirdiğine dair misalle karşılaştım yani. Hatta Kur'an'dan bir ayetti sanırsam. Ondan sonra değiştirdim yani bilgimi, güncelledim. O da şu, fiil-i muzari'nin önüne girdiği zaman çoğunlukla ihtimal bildirir. Fiil-i mazide ise her zaman vurgu bildirir, tekit bildirir yani. Karşı karşıya gelebilirsin demek bu. İhtimalinde, karşı karşıya gelme ihtimalin var demek yani. Gâbele yugâbilu tugâbilu. Kelimatin bazı kelimelerle la tefhemu ma'naha, anlamını bilmediğin bazı kelimeler. Evet, bu cümle burası olduğu gibi sıfat cümlesi oluyor. Neyin sıfatı? Kendinden önceki şu nekre kelimenin sıfatı. Ev veya la te'arifu şekle hurufiha, harflerinin şeklini bilmediğin. Burası da yine la tefhemu'ya bağlanıyor. Şu atıf harfi ev burayı la tefhemu'ya bağlıyor. Yani hi kad tugabül kelimatin la te'arifu demektir. Hurufun tekili harftir. Şekil demek, buradaki şekil yazılış demektir yani. Fi hâzihil hâleti, bu durumda setebhafü an el kelimeti fil gamus. Kelimeyi sözlükten arayacaksın. Fi hâzihil hâleti, bu durumda kelimeyi, o kelimeyi sözlükten arayacaksın. Mesela buradaki el takısına o manası verebilir rahatlıkla yani. Ya da bu kelimeyi. Buradaki el takısı o ya da bu. Yani işaret ismi manası ifade eder burada. Fel gamusu delilun yecme'u müfredatil lugati bit tertibil elifbaiyye. Vel gavamisul arabiyyetu bede'et tezheru mundhul karni thani el hicriyi ve hiye enva'un minha. Şimdi burada bir F var. Bu F nasıl bir F? Bu iki satırda söylediklerini şerh eden, açıklayan. Şöyle bir soru soruyoruz. Niçin bakmalıyım? Cevap: sözlük bir delildir. Yani bir
kılavuzdur. Delilun delleden sıfat-ı müşebbehe bu. Delleden sonra ala gelir ama burada buna gerek yok. Nasıl bir delil? Tıpkı şurada kelimatin sıfatı olduğu gibi burada da bu nekre ismin sıfatı var. Yecme'u müfredatil lugati. Dilin müfredatını toplayan, bir araya getiren. Müfredat kelimeler demek. Tekili müfredetün. Müfredetün, müfredatun. Kelimeler demek. Dilin kelimelerini bir tertibil elifbaiyi. Elifbai demek alfabetik. Alfabetik sıraya göre. Alfabetik sırayla, sıra ile. Buradaki bi'ye göre manası da verebiliriz. Evet. Burayı da söyledik. Demek ki sözlük dilin kelimelerini alfabetik bir tertip ile, tertip rattebe yurattibi tertiben, sıraya koymak demek. Sıralamak. Alfabetik bir sıralamaya göre dilin kelimelerini bir araya getiren bir kılavuzdur. والقواميس العربية بدأت تظهر منذ القرن الثاني الهجري وهي أنواع منها. Evet. Arapça sözlükler ortaya çıkmaya başladı. Tezheru, zahara, yazharu, tezheru. Ortaya çıkmaya başladı. Hicri 2. asırdan karn, yüzyıl, asır demek. Asırdan itibaren, den beri, den itibaren münzü. Onlar yani kavamiz, enva'un çeşit çeşittir. Minha onlardan bazıları şunlardır. Nev'un yeste'milu lügaten vahideten. Tek bir dili kullanan bir tür. Gamusun uhadiyyül lügati. Tek dilli kamus, uhadi yulluga, tek dilli demek. Uhadi yullugati, tek dilli bir sözlük. Ve hâzâ yeşrehul kelimete bi kelimatin min nefsil lugati. Bu tür kelimeyi aynı dilden bazı kelimelerle açıklar. Yeşrehu açıklar kelimeyi. Aynı dilden bazı kelimelerle açıklar. Nefs, buradaki nefs aynı demek. Aynı. Nefs-i lüva aynı dil. Dilin aynısı. Şeraha yeşrahu açıklamak, açıklıyor. Ve nev'un yeste'milu lügateyni thneteyni. Bir tür de iki dil kullanıyor. İki dil kullanan bir dil. Ha, burası da yine mevsuf, bu da mevsuf. Devamında bir onun cümle sıfatı var. Ve hâzâ yeşrehul kelimete bitercemetihâ ilâ lügatin thâniyetin meselen. Ve bu kelimeyi ikinci bir dile tercümesiyle açıklıyor. Bu türde kelimeyi İkinci bir dile tercümesiyle açıklıyor. Mesela Arabi İngilizi, Arabi Fransız, Arabi Sevahili ve hakeza. Bu türde kelimeyi ikinci bir dilin dile tercümesiyle açıklar. Bu tür, yani iki dil kullanan lügat türü, yani thunaiyyul lüga, iki dilli, thunai, ikili demek. İki dilli kamus, bu kelimeyi ikinci bir dile tercümesiyle açıklar. Mesela Arapça İngilizce, Arapça Fransızca, Arapça Sevahilce. Sevahili araştırdım. Asıl adıyla Kisvahili, Doğu Afrika'da kullanılan bir dildir. Tanzanya, Kenya, Uganda ve Afrika Birliği'nde resmi dil olan Sevahili, günümüzde yaklaşık 80 milyon insan tarafından konuşulmaktadır. وَالْبَحْثُ فِي قَامُوسِ اللُّغَتَيْنِ سَهْلٌ وَسَرِيعٌ لِأَنَّكَ
Setecidu tercemete emamel kelimetilleti taksiduha. İki dilli sözlükte arama kolay ve hızlıdır. Sehlun kolay, seri'un hızlı. Kamusul lügateyn, iki dilin kamusu, iki dilin sözlüğünde arama. Niçin peki? Li'enneke, çünkü sen setecidü tercemete, tercemeyi, çeviriyi bulacaksın aradığın kelimenin önünde, imamında. Taksidu, kastettiğin, aradığın, hedeflediğin, amaçladığın diyor. Velakin hadihil kavamisu umumen leyset dakikaten daimen. Ve sebebu huve vücudu muradifatin fit tercemeti. Ey kelimatin iddetin li şeyin vahidin. Fakat bu sözlükler genellikle titiz değildir. Her zaman titiz değildir. Dakika titiz diyoruz. Her zaman titiz değildir. Daimen olacak. Daimin değil de daimen olacak. Niçin? Ve sebebi huve vücudu muradifatin fit tercüme. Bunun da sebebi tercemede, çeviride bazı eş anlamlıların vücudu olmasıdır. Yani kelimatin idde li şeyin vahidin. Bir şey için birçok kelimenin olması. Bir şey için birçok kelimenin olması. Kelimatin idde. İdde çok demek. Bir şey için. Ve hâzihil muradifatu. Pardon, muradifat müfredatla karıştırdım. Özür dilerim. Eş anlamlılar demek ya. Pardon, çok özür dilerim. Muradifat eş anlamlılar demek. Kelimeler değil. Tercümede eş anlamlar olmasıdır. Ve hadihil muradifatu evit tercematu la tettefiku fil ma'na ittifaken tammen. Bu muradifler, bu eş anlamlılar ya da tercümeler, çeviriler veya çeviriler veya manada, anlamda tam bir şekilde ittifak etmez. Bir olmaz yani. La tettefiku, bir olmaz, aynı olmaz. Anlamda tam olarak, tam bir ittifakla aynı olmaz. Ve huna seykunu mines sa'bi aleyke en te'arife eyyi tercimati edakku. Ve labudde en yekune ledeyke ma'rifetun ceyidetun fil lugatil ecnebiyyeti ve fil lugatikel ummi eydan hatta te'arifel furuqa beynel muradifati. Burada yani bu durumda seykunu mines sa'b, zor olacaktır. Sa'b zor demek, sehl gibi aynı vezinden zor. Sana, senin için. Ha, buradaki alaya için diyoruz. Bilmen zor olacaktır. Hangi tercümenin daha titiz olduğunu bilmen. Hangi tercümenin daha titiz olduğunu bilmen sana zor olacaktır. Senin için zor olacaktır. Edakku. Bu ismi tafdil. Dakikin var ya, dakikadan geliyor. Dakik sıfatı müşebbehe, edak ismi tafdil. Hangi tercümenin daha titiz olduğu senin için zor olacak. Ne zaman peki? İki dilli sözlüklerde. Ve labudde en yekune ledeyke marifetun ceyide. Ve sende, senin iyi bilgin olması lazım. Labudde kalıp ifade bu. Gerekir, lazımdır. En yekune ledeyke, sende olması. İyi bir bilgi. Yabancı dilde, fillugatil ecnebiyyeti. Yabancı dilde iyi bir bilgin olması lazım. Ve fillugatikel un, yine kendi ana dilinde de. Ve ana dilinde de bilgi olması lazım. Senin bilgin olması lazım. Eydan. Aynı şekilde.
Hatta tarife bilmen için. Burada hatta sebep bildiriyor. El furuka beynel muradifat, eş anlamlılar arasındaki farkları. Farkın çoğulu furuk, farklar. Eş anlamlar arasındaki farkları bilmen için hem yabancı dilde hem de kendi ana dilinde senin iyi bir bilgin olması lazım ki hangi tercümenin daha titiz olduğunu bilebilesin. Emmel kamusul lugatil vahideti eyyillezi yestamilul arabiyyete fakat fehuve edekku ve esahhu. Ve huna yecibu en tekune ala marifetin ceyidetin bil lugatil arabiyyeti hatta testati'a en testa'milel kamuse ve tudrikel me'aniye. Emma'nın cevabına daima F geldiğini her zaman biliyoruz. Şurası. Tek dilli sözlüğe gelince, yani ey harfi tefsirdir, yani demek. Yani anlamına geliyor. Harfi tefsir. Şurada da geçti. Onu söylemedim galiba. Özür dilerim. Yani birçok kelime. Tek bir şey için birçok kelime. Özür dilerim. Burada yani söylemeyi unuttum. Bunun sebebi tercümede eş anlamların olması. Yani bir şey için birçok kelime olması. Evet, ey harfi tefsir, yani demek. Aynı zamanda burada atıf görevi gibi görev yapmış. Yani mesela kelimatin burada mecrur olmuş. Neyi tefsir ediyor? Muradifati. Şimdi tek dil sözlüğüne gelince, yani sade Arapçayı kullanan fakat sadece demek, yalnız fakat Arapçayı kullanan, o da daha titiz ve daha doğrudur. Edak ve esah. Daha titiz ve daha doğrudur. Ve burada yicbu en tekune, senin ala marifetin, bilmen lazım. Yani bilgi üzerine olman lazım diyor ya, bilmen lazım. İyi bilmen lazım Arapçayı. Hatta testati'a en testa'milel kamus ve tudrikel me'aniye. Sözlüğü kullanabilmen ve anlamları bilebilmen için. Evet, buradaki hatta da sebebiyet bildiriyor. Mek için demek. Sözlüğü kullanabilmen ve manaları idrak edebilmen için. Edreke yudriku idraken. Bilebilmen için. Manaları. Bilebilmen için Arapçada iyi bilgi, Arapça konusunda iyi bilgin olması lazım. Yecibu en tekune ala marifetin. Sen bilgi üzerine olman lazım. Yani bilmen lazım diyor. Yecibu en kalıp ifade. Ve mislu hazel kavamisi lehu selâfetu fevâide. Bu tür kavamis demişim, kamus olacak bu. Bu tür sözlüğün 3 faydası var. Mislu gibi. Bu sözlük gibilerin 3 faydası vardır. Fevâidin tekili faidetun. El-ûlâ ma'rifetul ma'nâ ve şekli sahihi lil kelimeti. Birincisi, kelimenin anlamını ve doğru yazılışını bilmek. Marifet bilmek. Ve taniyetü, ikincisi, fiil-i muzari'nin şeklini, yazılışını. Ve taniyetü ma'rifetü şeklil fiil-i muzari vel mastari ve cem'i teksiri. Fiil-i muzari'nin, mastarın ve cem'i teksirin şeklini bilmek, yazılışını bilmek. Ve thalithetu ziyadetu serveti lugaviyyeti. Üçüncü faydası da dil birikiminin artması. Ziyadet artması. Servet, zenginlik de diyebiliriz. Ha, zenginlik diyelim biz buna. Zenginliğinin artması. Bu üç fayda varmış.
vel kavamisu sunaiyetu min el arabiyeti ila lugatin saniyetin kesiratun cidden ve la zarurate li zikriha vel kavamisu zatul lugatil vahideti eyzan kesiratun ve nezkuru minha muhtara sıhahi el misbahal muniri el mu'cemel vesiti. Sünaiye ikiliydi, ikili demek. Uhadiye birli, sünaiye ikili sözlükler Arapçadan ikinci bir dile çok fazladır. Çok fazla. Ketiratun cidden çok fazla. La zarurete li zikriha. Onları zikretmeye de gerek yoktur. Vel gavamisu zevatul lugatil vahideti eydan ketira. Zevat burada zivunun müennesi, tek dilli sözlükler de çoktur. Eydan ketira çoktur. Onlardan bazılarını söylüyoruz, zikrediyoruz, dile getiriyoruz. Muhtara sıhah, el misbahal münir ve el mucemel vasit. Ve hazel ehiru kamusun hadithun zahara fil karnil aşirin fi cüz'eyni. Ve huve yeşrahul mufredati bi uslubin asriyin sehlin ve bi suveri ahyanen. Bu sonuncusu yani el mucemel vasit yeni bir kamustur. Ahir son. Yeni bir sözlüktür. İki cüz, iki cilt halinde 20. yüzyılda ortaya çıkan, zahara ortaya çıkan ve o kelimeleri çağdaş yani asri çağdaş, kolay ve bazen de resimlerle yeşrahu açıklıyor. Kolay bir üslupla pardon. Üslubin asriyin sehlin, çağdaş kolay bir üslupla ve bazen de resimlerle açıklıyor. Ve müfredatü fil kavamisis sabigati te'ti bi tertibil elifbaiyye. Önceki sözlüklerdeki kelimeler alfabetik sırayla gelirler. Alfabetik elifbai te'ti etayeti te'ti gelirler. Ve tarikatul bahthi fiha leyset sabeten. Onlarda arama yöntemi zor değil. Tarikat burada yöntem, usul, tarz. Onlarda arama yöntemi zor değil. Ve evvelu şeyin tef'aluhu huve en ta'rife aslal kelime. Yapacağın ilk şey, evvelü şeyin tef'alhu, yapacağın ilk şey kelimenin aslını bilmendir. Kelimenin aslını bilmendir. Burada da şeyin nekre tef'ali onun sıfatı. Neyi yani? Ha, ey yine harfi tefsir geldi. Ey el hurufe nereye bağlıyor bu? Ta, aslaya bağlıyor. El hurufe el asliyete dune ziyadetin. Fazlalık olmaksızın, dünemeksizin asıl harfleri bilmendir. Vel aslu fil kelimati el arabiyeti umumen sülâthiyyun. Femethelen el kelimat. Arapça kelimeler genellikle Arapça kelimelerin aslı el aslu fil kelimati el arabiyye. Arapça kelimelerin aslı, esası, temeli genellikle üçlüdür. Üçlü, sülati. Örneğin, meselen ulum kelimesi asluha ilm. İzen nebhasu fi maddeti ayin liyam mim. Ulum yani ilimler kelimesinin aslı alimedir. İzen öyleyse nebhasu arıyoruz fi maddeti aleme ayin lam mim maddesinde arıyoruz. Sefinetün gemi asluha sefenedir. İzen nebhathu
fi maddeti sin fe nun. Öyleyse sin, fa ve nun maddesinde arıyoruz. İctima'un, ictima ise asluha cema'dır. İzen nebhasu fi maddeti cim mim ayn. İstekbele karşıladı, ictima toplantı demek. İstekbele karşıladı kelimesinin aslı kabeledir, kabele. Öyleyse maddeti kabele, kabele maddesinde arıyoruz. وَلْنَبْحَثْ مَعًا فِي الْقَامُوسِ عَنْ كَلِمَةِ الْعَالَمِ أَصْلُهَا عَل۪يمَ اِذَنْ نَبْحَثُ ف۪ي عَيْنْ لَامِّيمْ وَسَنِجِدُ الْمَعْنَى مَعَ الشَّكْلِ لِلْكَلِمَةِ ف۪ي مُخْتَارِ الصِّحَاحِ وَلْنَبْحَثْ arayalım. مَعًا beraber. Buradaki vel derken şu lam emir lamıdır. Li aslında o. Ama önüne vav gelince vel oluyor. Normali li'dir yani. Arayalım beraberce sözlükten an. Bakın bu an işte behatenin anıdır. Alem kelimesini arayalım. Aslı alimedir. Alime. Öyleyse ne yapıyoruz? Arıyoruz. Nerede arıyoruz? Ayın lambimde arıyoruz. وَسَنَجِدُ الْمَعْنَى مَعَ الشَّكْلِ لِلْكَلِمَةِ manayı kelimenin şekliyle beraber bulacağız. Ve senicidül mana, manayı bulacağız. Meaşşekli şekille beraber kelimenin. Nerede? Muhtar-ı sıhhahta. Nasıl bulacağız? El alemu diye bulacağız. El alem. Hemen yanında açıklaması el halgu vel cem'u. El halk mahlukat, yaratılmış. Yaratılmış vel cem'u toplanmış demek. Pardon, özür dilerim ya. Vel cem'u cemisi el avalimu avalimdir. Ha, el alemin anlamı yaratılmış demek. Mahluk yani el alem. Vel cem'u cemisi el avalimdir. Bir kesri lam, şuradaki lamın esresiyle diyor. Fil mu'cemil vasit. Mu'cemil vasit adlı sözlükte bulacağız. El alem el halgu kulluh diyor. Tüm yaratılmış. Yaratılmışın tamamı. Ve kullu nev'in min enva'il halk. Yaratılmış, yaratılmış türlerinden bir, her bir tür anlamı da vermiş yani bu mucemül asıl. Yaratılmış türlerden her bir tür. Ne gibi mesela bir örnek vermiş. Ki alemel hayvan, hayvan dünyası. Hayvan alemi gibi. Cemisi bu cim, cemi demek avalim ve alemune. Bu iki tane cemi vermiş. Birisi avalim, yukarıdakinin aynısı. İkinci bir olarak alemune demiş. Vel kavamisul arabiyyetü sâbigatü sagîratun ve lugatuhâ sehletun ve leyse fîhâ emfiletun kethîratun. Eski Arapça sözlükler küçüktür. Önce geçen yani daha önce yazılıp geçen Arapça sözlükler küçüktür. Ve onların dili de kolaydır. Ve onlarda çok misaller yoktur. Emsiletün ketira. Çok misaller yoktur. Ve hînemâ yetegaddemü talibu fil lugatil arabiyyeti ve yahtaju ila qawamis evsa'a feseyecidu esma'en ukhra misle lisanil arabi vel qamusil muhit. Hinema en başta hine geçmişti. Bakın burada hine demiştim ki hinema da olur dediydim. Bakın işte burada geldik. Hinema aynı hine ile aynı. Ama mesela hîneden sonra fiilin gelmesi garip bir şey ama hînemâ'dan sonra gelmesi doğru, mantıklı. Çünkü burada bir ma var. Ma-i mastariye-i tevkidiye. Yani hînemâ'dan sonra yetekademin gelmesi normal ama hîneden sonra fiilin gelmesi garip. Hep benim garibime gitmiştir ama kullanılıyor yani. Öğrenci ilerlediği zaman Arapça dilinde ve yahtacu ila kavamîs ve sözlüklere muhtaç duyduğunda bazı sözlüklere evsa daha geniş bulacaktır.
Bu da aynı şart edatı gibi yani. Hinema. Bu fe işte onun cevabı. Ne gelen fe. Esma en uhra başka isimler, başka sözlük isimleri bulacaktır diyor. Mitle gibi, lisan-ı Arap ve kamus-u muhit gibi. İşte böyle bir metni de burada bitirdik.